Neşe, sunumu beğendin mi? Sunum güzel. Yani ya sunum demişti ya şu son an. Son var herhalde değil mi üzerinde? Evet. Sizinki de benim de soğanımı eleştirilmişti ama neyse. En azından ısırıp ısırıp yemeyeceksiniz. Minicik ben görsel olarak koydum. Zaten onu yemeyeceksiniz. Renk katsın diye. Peki afiyet olsun, buyurun. Evet Gözde Hanım, yorumunuzu yapın, buyurun. Kadir Bey, resmen salata yiyormuş gibi hissettim şu an. Salata mı yiyorsunuz? Çorba, hani ana yemeklerin yanına salata yaparız ya, damağıma sadece salata tadı geliyor, limonlu, bilmiyorum hiç yeşil soğanla, yeşil soğan da geldi, tam salata yani. Evet, neyde salata? Yeşil soğan neyde da salata kaşama. Görüyorsunuz orada? Ya pancar, genelde benim kayınvalidem çok kullanır ve salata yapar. İlk defa çorbasını içiyorum, hiç hoşlanmam kendisinden pancarın. Ya çorbasını hiç içmedim daha önce. Ama yeşil soğan, hepsi böyle bir de ekşili, bir araya gelince bana salata tadını anımsattı. Bir de buz gibi olunca tam salata dedim yani. Bütün hiç hafta, lezzet alamadım. Bütün hafta sanki sıcak çorba içtik. Evet, benim sadece de kaynardı. Sadece sizin çorbanız teşekkür sıcaktı. Teşekkür ederim adaletli olduğunuz için. Zaten verdi. Sıcaktı. Sizin çorbanız da mı sıcaktı? Evet, benim ılıktı sizin çorbanız. Hayır, yok, benim çorbam da sıcaktı. Hayır, Gözde Hanım'ın çorbası daha sıcaktı. Sizin çorbanız sıcak değildi. Bu çorba sıcak mı içiliyor, soğuk mu içiliyor? Şimdi ben Kadir Bey, bizim araştırdığımıza göre içine patates, soğan da giriyor sanırım. Soğan, evet. O sıcak versiyonu havuç oluyor. Siz soğuk versiyonu sadece sanırım turplarınızı haşlamışsınız, robottan geçirmişsiniz, üzerine su mu i̇çinde eklemişsiniz? İçinde ne var onun? Üzerine su mu eklemişsiniz? Mor havuç var mı içerisinde? İçinde ne var? Mor havuç hani var mı? Sayıyorsunuz ya. Mor havuç var mı? Ben normal söyleyeyim. Havuç var. Mor değil. Değil. Tarifte mor mu konuluyordu senin bak? Yani isteğe konuluyor. Bağlı mor konuluyor. Turp konuluyor. Şey pardon. Turp değil. Pancar. Mor pancar konuluyor. Sıcak olan versiyonunda ekşili kreması var sanırım. Ekşili krema mı? Limonlu, evet. Ekşi evet, yani içerisine limon konuluyor. Normal kremasının içerisine ekşi konuluyor. Yani ekşi, o krema ekşiltiliyor. Siz ekşiltmemişsiniz. Hayır. Üzerine limon niye rendelediniz o zaman ekşi görsel değilse? Ay zaten kremanın içinde de limon var. Var mı? Evet. O zaman niye Gözde Hanım'a ekşi tadı alamazsınız? Limon yok dediniz. Yok dediniz. Siz Dilek Hanım 2 dakika önce dediniz. Rendesi var. İşte limon var yani. Ama içinde limon var dediniz az önce de. Evet, limon yok dedi bana. İçinde ekşilik kalamazsınız. Çünkü limon yok dediniz. Şu anda çok limon var. Çok hafif limon var içinde. Hafif mi? Var mı yok? Karar verin. Var, rendesi var. Tamam. O zaman ekşi. Tek tek gidelim sırayla Zeynep. Sen gözlemişsin ama sen devam et. Çorbayı soğuk olarak bilmiyorum. Ben soğuk çorba tercih etmiyorum genelde. Bir de tadını beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Hoşuna gitmedi. Sadece böyle nasıl desem, robotta çekilmiş turp içiyor gibiymiş. Görseli ne? Senin yaptığın şehriye çorbasından çok çok hiç güzel bir çorba. Kıyaslama biz şu an sıra çorbayı konuşuyoruz. Yani bunun yerine bir şehriye çorbasını ben tercih ederdim açıkçası. Şehriye çorbası. Kesinlikle öyle. Ben bunun kesinlikle soğuk olmasını beklemiyordum en başta Kadir Bey. Afiyet olsun. Sıcak bunun çorba bekliyordum. Bunun orijinali soğuk mu içine sıcak mı? Tercihe göre Kadir Bey. Bence sıcak olmalıydı. Peki sen neden soğuk tercih ettin? Çünkü zaten konuşurken soğutuyorlar. Hmm. Soğuk içilebiliyor. Bence soğuk. Dilek Hanım yağlarda böyle bu çorbayı bize böyle Dilek Hanım sizi kandırmaya mı çalışıyor şu ben anda? Ben biraz öyle hissettim. Yani Dilek Hanım bence çorbanın altını yakmayı panikten unuttu. Şu an onu nasıl toparlayacak? Bu çorba soğuk içiliyor diyor bence. Hayır, ben anlamıyorum bu çorbanın soğuk içildiğini. Nasıl? Baştan beri soğuk düşündünüz, soğuk yaptınız. Soğuk düşündüğüm için bence soğuk bu daha az riskli olduğu için bunu tercih ettiniz. Sıcağı evet, daha zordu bence. Beğenmedin evet mi Gözde şu an? Gerçekten Kadir Bey. İnanın beğensem beğendim derim. Neden yalan söyleyeyim? Hiç içi salata gibi yani. Bunu salata, salata tadı de geldi bana. Başka hiçbir lezzet alamadım. Yeşil soğan var, limon, turp. Turp salata. Zaten turpla salata tamam yapmıyor musunuz? Evet yapıyorum. Tamam salata turp, malzemesi. Turp, patates ve soğan var evet, içinde. Evet ne kadar güzel bir salata malzemeleri hepsi. Patatesli salata. Nerede var ikide turp diyorsunuz? Turp, pancar, kırmızı pancar. Ay kırmızı pancar salatası ve delip limonlayıp derip tamam, dökip turp diyorsunuz seyirci. Turp değil. Nerede pancar? Pancar. Evet pancar. Pancar. Ben beğenmedim. Sıcak olsaydı beğenir miydin? Sıcak olsaydı da beğenmezdim. Lezzetini çünkü beğenmemek beğenmedim için geldim. Hayır lezzetini beğenmedim. Salatayı andırıyor yani tadı. Peki Neşe? Hiç beğenemedim. Yani şey hem soğuk hem de ne bileyim sadece bir pancar tadı var üzerine de krema zaten. Zaten içinde pancar olduğu için ne tadı olacak Neşe Hanım? Şey dediniz yani peyniri ezip getirdiniz. Siz de bunu rendelemişsiniz önümüze getirmişsiniz. Evet. Başka da hiçbir şey yok. Evet sizin çok üzgünüm gibi yaptım. Çok yani üzgünüm. Basite kaçtım. Peki Fatma Hanım? Eline emeğine sağlık öncelikle. Teşekkür ederim. Gerçekten emek verdin. Hani tarifine de baktım. Ben hayatım boyunca ilk defa içiyorum bu çorbayı. Tadını gerçekten beğenmedim. Ama tabii ki emek verdin.
Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok böyle ekşimsi bir tadı evet, var. Evet, biraz ekşimsi bir çorba. Evet, bunu da gerçekten risk alarak yapmışsın. Keşke daha tercih farklı. İşte risk almak gerekiyor bazen hayatta. Olsaydı. Ama puan alacaksın bizden. Evet. Hani onu düşünmen şimdi gerekiyordu. Şimdi ekşimsi bir çorba dedin. O zaman gözlerin ekşi alması normal yani. Yani yoğurtların ekşiliği var. Limon da var. Kırmızı pancar. Limon çok hafif var. Yani şeyin içinde. Ama yok dediniz başta. Hayır. Ama bunun da biraz böyle sanki hoş bir şeyi var. Turgun kendi özelliği o ya. Pancar. Pancarın zaten hani o tadı şeyi fazla olmaması gerekiyor. Biraz daha böyle. Alamamış mı o pancarın toprak aromasını? Evet yani gerçekten bence beğenmedim. Bence çok riskli bir çorba Kadir evet. Bey. Böyle bir yerde böyle bir çorba tercih çorbası edilmez bence. Evet. Çünkü hep şehriye çorbası. Yani neden mesela var? Bizim çorbası yaptığımızı bilmiyordunuz ki. Görselini çok beğendim. Şık duran bir çorba davet masasına da uygun buldum. Beyaz tabakta yaptım. Duruyor diye beyaz tabakta sunacağım ya bir kırmızı bir çorba seçtin. Hani değişik görseli. Olsun dedim. Hep aynı çorbaları içmeyelim dedim. Peki. Ara sıcağımız kıymalı patates rulo yanında pazı sarması efendim. Şöyle vereyim. Bir saatte de sanki tabaklarını kavgasını ettik. Pancar yiyince salata tadı aldılar. Nasıl salata tadı varsa bilemiyorum. Alışmışlar hep basic yemeklere. Farklı tatları ya da şeyleri bilmiyorlar. Evet yani Dilek Hanım'ın böyle bir yarışmada böyle bir çorba seçmesi ve soğuk getirmesi. Fatma evet. Abla. Evet yani davette hele de hiç olmaması gereken bir şey. Çorba dediğin sıcak içilir Kadir Bey. Bir haftadır neyi tartıştık biz mesela masalarda? Evet. Sıcaklık, yani, evet. Gerçekten bir hafta bunu tartışıp bence Dilek Hanım böyle bir hata yapması hiç olmadı. Farklılık yapacağım diye, programa renk katacağım diye bir puanından oldu. Peki Fatma Hanım dedi ki o toprak aromasını alamamışsın dedi. Onu nasıl alacaktı? Var mı bildiğiniz bir pipi? Ya bir pancar kokması lazımdı hani böyle. Ekşi geliyordu çok böyle tadına. Ekşi konur hatta o pancar tadı alınsın evet. Diye ekşi konur benim bildiğim kadarıyla. Bir kaşık de üstüne yeşil ya. Soğan ikinci Kadir Bey. İlk aldığım kaşık resmen evet. Salata yedim yani. Fatma Hanım'ın yeşil soğanları maydanozundan sonra. Benim elemeyi Gülüz Nuri Kömbe'min yanındaki soğanıma laf ettiler. Dün masada bayağı üstüne gelirdi Fatma evet. Abla. Ben biliyordum zaten hepsinin böyle dolu dolu geleceğini. Çünkü herkes gününü sağdı bir tek Dilek Hanım hariç. Ben biliyordum zaten bunların hepsini ama sonuçta ben misafirperverliğimi koruduğum için onları biraz daha böyle sakin karşıladım. Peki bir tek masada Fatma Hanım mı yorumların altını dolduramadı yaptığı yemeklerle? Bence Fatma Hanım kendi tabaklarına güvenemediği için sessiz kaldı. Ben nasıl bangır bangır bağırdım? Çünkü ben soframa güvendim, yemeklerime güvendim, lezzetime güvendiğim için bana hepsi ne dedi? Sesin çok çıkıyor dedi. Çünkü neden? Benim özgüvenim tamdı kendime. Özgüveni tam olan insan sesi yüksek çıkıyor. Fatma Hanım Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş Allah razı olsun ama yeşil soğan da maydanoz tarlaya eker gibi tabağımıza ekmişsiniz. Fatma sen Hanım, hiç merak etme var evvel ben Allah. Ben sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Yok, vicdanımla da baş başayım. Çok merak ediyorum Kadir Bey. Ben Fatma Hanımcığıma sormak istiyorum. Neyi acaba siz peki pişman mısınız Zeynep Hanım'a? O kadar yemeklerine laf ettiniz, beğenmediniz, üç verdiniz. Ben Zeynep Hanım benden sonra birinci rahat diyorum. Mı? Çünkü rahat uyuyabiliyor musunuz? Çok. Bence onu siz bana söyleyin. Bir vicdanınızı sorgulayın. Bana verdi. Bir saniye. Zeynep Hanım bir dakika bana sordu. Şimdi Fatma Hanımcığım ben boş konuşmuyorum. Söylediğim şeyleri de unutmuyorum. Ben boş ben mu Zeynep konuşuyorum? Ben Zeynep Hanım'a 3 puan verdim ve tek onun sofrasından karnımı tok bir şekilde kalktım. Ben 3 puan verdim. Sizden daha yüksek puan verdiğim insana ana yemek yemediğim bir tabak mı birinci olsun diyeceğim? Elimde ana yemek bile pilavı, koymadınız. Beğenmediğiniz çorbaya, evet. Beğenmediğiniz o biberle. Beni bayağı aklınızda tutmuşsunuz. Tabii. Kendi yorumlarınızı aklınızda tutamıyorsunuz. Ne kadar da beni tutmuşsunuz aklınızda. Evet. Maşallah size şaşırttınız beni. Seni asla unutamayacağım Gözde Hanımcığım. 2 dakika önce sofrada asla bezelliği kadı ve konserve olduğunu söyledi. 2 dakika sonra olmadığını diyorum ama Gözde yazdı. Nasıl kazıdın Fatma Hanım? Mümkün değil. Nasıl kazıdın Gözde yazdı? Bence haksızlık yaparak kazıdı Kadir Bey. Onu vicdanı rahat bırakmayacak diye düşünüyorum. Dinlemiyorsunuz. Buyurun dinliyorum. Anlamıyorsunuz. Ben sizin zaten söyleyin. Masanızda zaten söyledim. Baklavanız pişmemişti bak söylüyorum. Enteresan bir şekilde güzel demediniz mi? Enteresan bir şekilde pişmediği için, hamur olduğu için işte. Bakın nasıl değiştiriyorsunuz diye hatırlamıyorsunuz bence. Hamur atım dediniz. Çok hamur atım. Evet çok becerikliyim dediniz. Çok becerikliyim. Evet, gördük masanızda. Kendimi hala iddialarımın arkasındayım. Normalde arkasındayım. Bu probleminiz var mı? Yani olabilir belki hani yoğunluktan neden ama. Kadir Bey, direkt çelişiyor yorumlarıyla. Hep çelişiyor. Hep çelişiyor. Enteresan bir şekilde güzel dediniz. Soframı beğendiniz, böreğimi beğendiniz, el açmasıysa harika dediniz. 3 tane kafadan banko şeyimi beğendiniz. Nasıl 2 basıp çıkıyorsunuz? Tam sadece böreğinizi beğendim, o da el emeği verdiniz, emek ettiniz. Tatlıma da enteresan bir şekilde güzel demek. Ne demek? Ben sürekli bir lokmaları mı sayıyormuş acaba? Yorumlarınızda renk evet ya, benim yediğimde herhalde gözü var.
Yani kendinin malını yiyorum. Kadir Bey afiyet şifa olsun. Tuzla da yedi, patlıcan normal hayır, patlıcan dedi. Afiyet de olmasın, şifa da olmasın tamam, dedi ya. Tamam kusura bakmayın değiştiriyorum afiyet şifa olsun. Özür dilerim öyle dediğim için geçen ama gün dedi ya, sinirle söyledim. Afiyet olmasın şifa da olmasın dedi ya. Bir de öyle söyledim. Yani ama Kadir Bey sinirlendirdi beni. Kadir Bey yani siz de içecek içer misiniz? Yani olabilir ama bu şekilde dememeniz asla. Siz bence de hepiniz Neşe Hanım'ın üzerine gittiniz ama o kadar terbiyesiz konuşmalar yapmadınız. Ben bir şey söyleyebilir miyim yani. Fatıma Hanım? Dünyanın en büyük ayıbı bence haksızlık yapmaktır. Siz bence ben en büyük ayıbı bana yaptınız. Ben haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ben adaletliyim. Nasıl ettiniz? Hiçbirinize yapmadım. Bana da iki vererek yaptı adaletsizlik bence. Adaletsizlik. Çok özür dilerim Kadir Bey. Çok özür dilerim. Gözlerinin Fatma Hanım o söylemine ne diyorsun? Ya o söylem orada çok büyük yanlış oldu. Özür dilerim. Bir anlık sinirle söylediğini söyledi zaten ama doğru değildi. Peki. Özür dilerim bu arada Kadir Bey Fatma'mdan böyle bir şey söylediğim için. Özürünüzü kabul etmiyorum. Nasıl isterseniz. Etmiyorum. Ben de ikinizi kabul etmiyorum. O gün çünkü Kadir Bey defalarca döndü söyledi. Döndü söyledi yani. Ben de size adaletsizlik yapmamalıydınız. Ben adaletli davrandığımı düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.